Bugünkü gezimiz Avcılar ilçesini tanımak. Ayrıca bu yeni aldığım GoPro 8 aksiyon kamerasını da test etmek, öğrenmekti. Merhaba arkadaşlar. Avcılar ilçesini tanıtacağım. Tahtakale mahallesinden başlayacağız. Bu bölge Tahtakale mahallesi. Bizim evler Altı Çarşısı. Isparta Kulübü 2. Avcılar ilçesinin en kuzey noktasına ulaşmak üzereyim. Burası da en yüksek noktası diyebilirim. Banu evleri 1-2 burada. Banu evleri 3 de orada. Bu yol Avcılar ilçesi sınırı. Sağ taraftaki Banu 3 evleri Başakşehir'e ait. Karşı taraf ve arkası Başakşehir. Burada güzel bir okul var. Haritadan da göreceksiniz, bu bölge üçgen biçiminde. Başakşehir'in içine Küçükçekmece Gölü'nün kuzey kısmından girmiş vaziyette. Niye böyle bir şey yaptılar diye düşünecek olursanız, buradaki evler hepsi tüzel kişiliklere ait, ilk yapanlar. Ve satışlarda da gerçek fatura değerinden tapuya gidiliyor. Böyle olunca da burada daire fiyatları ortalama 800'de 1 milyon lira arası, 800 binde 1 milyon lira arası ve bu değer üzerinden topu harcı ödeniyor ve emlak vergisi belirleniyor. Halbuki eski evlerde, Avcılar olsun, diğer yerlerde rayiç bedel uygulanıyor. Haliyle 10 katına yakın bir fark oluşuyor. Yani burada bir daire sahibi yıllık 1000 lira emlak vergisi ödüyorsa, diğer yerlerde 100-150 lira arası emlak vergisi ödüyor. Bu bölge Avcılar ilçesinin en yüksek bölgesi. Adı da Şahin Tepesi. Şahinlerden oluyor adını. Şahin Tepe bölgesi eski yerleşim bölgesi. Kentsel dönüşüm kapsamında bu bölge. ...1926 yılında karşılıklı yapılan anlaşmalarla Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Arnavutluk'tan bu bölgeye çok vatandaşımız göç etmiş. Vatandaşlarımız çiftçilikle uğraştığı için burada da çiftlikler satın alıp tarımla uğraşmışlar. Bu bölge göçmen kuşların rotasında olduğu için tarlalarındaki mahsulü korumak için de özellikle ayçiçeği çok ekilirmiş. Onları korumak için ahşaptan iki katlı evler yapmışlar. Yani ev demeyeyim, barakalar yapmışlar. Bu barakalar da kaleye benzediği için Tahtakale, Tahtakale ismi oradan gelmekte. Yoldan çıktım. Küçükçekmece Gölü'nün üst tarafındayım. Burada hali bir yol var. Trafiğe kapatmışlar yalnız. Arabalar çalışmıyor. Yeşilkent'in göle en yakın kısmına indim. Ama yani burada bir yol yok arkadaşlar. Gölün kenarına giden bir yol yok yani. Böyle paralel kenarına bir yol yok. Böyle. Yani artık hepsini de sen görüyorsunuz işte. Bu şekilde.
Burada seralar da var. Bildiğin köy yolları. Firizköy'deyiz. Firizköy aile piknik alanı burası. Firizköy piknik alanında birçok piknik alanı yapmışlar. Bir de buraya yazın gelmek lazım. Buraya ben ilk defa geliyorum. Bir aşamadan sonra yol bitti. Yani zaten yoktu. Patika bir yol var. Geri gitmem arkadaş. Buradan giderim. Allah'tan fazla çamur yok. Karşısı Tatlıkale. Arada göl var. Görüyorsunuz. Buralar Firizköy diyorlar. Firizköy. Köyden çıkıp üniversite mahallesine geçiyorum ama bu ara bölgede çok büyük fabrikalar var. Sanayi var burada. Ağır sanayi var. Arkadaşlar üniversiteye girmek istedim, gezmek istedim. Gene bu bildiğin klasik yasak beyin yasak tavrıyla karşılaştım. Avcılar metrobüs durağına giden yer. Yürüyen merdiven koymuşlar. Üniversite yerleşkesine giremedim. İzin vermiyorlar. İçeriden davet lazım. Bu alan üniversite yerleşkesi. Büyük bir alan kaplıyor. Avcıların E5 üstündeki metrobüs durağındayım. Gördüğünüz gibi alt geçit, üst geçit, üniversite girişi, çok yoğun bir yaya trafiği de var, araç trafiği de var. Ben buradan Gümüşbalı'ya gideceğim. Bu bölge Gümüşbalı. Gümüşbalı semtindeyiz. Gümüşbalı sahilinde az da olsa güzel bir göl sahili var. Gümüşbalı sahilinde çok da az olsa da şöyle bir güzel bir ufak sahil hattı var. Burada karabataklarla martılar kardeş kardeş yaşıyorlar.
Avcılar ilçesinin en doğu noktası burası. Su arıtma tesisi var. Ve burada da askerlik şubesi var. Avcılar askerlik şubesi. Burası en doğu sınırı. E5'in kenarındayım. Buradan tekrar devam edeceğim yoluma. Avcılar sahilinin en doğu noktası da burası. Burada bir Luna Park da var. 6 kilometre uzunluğunda güzel bir sahili var. Yazın burada insanlar denize de girebiliyor. Sahil boyunca belediyeye ait çok güzel sosyal tesisler var. Deniz Köşkler Mahallesi'ndeyiz. Bu tesiste düğün ve toplantılar yapılıyor. Pazar günleri de halka açık kahvaltı ve öğlen yemeği, akşam yemeği veriliyor. Yolun devamında Ambarlı sahiline ulaşacağız. Ambarlı Limanı. Bu semtin adı da Ambarlı, Ambarlı Mahallesi. Karşıda gördüğünüz vinçler Roro Limanı. Burası depolama alanı, yan tarafında santral var. Burası da Ambarlı Mahallesi. Eskiden burası balıkçı köyüydü. Çok çok eskiden burada Rumlar oturuyormuş. Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evin kopyasını buraya yapmışlar birebir. Böyle bir zenginlik katmak istemişler. Ambarlı Mahallesi'nin arka sokakları hala eski orijinal yine muhafaza eden evler var. 1970'li yıllarda burada rahmetli babam bizi getirmişti, çocukluğumuz yıllarda geçti. Bu evler hala şu beyaz bunlar, hepsi o zamandan kalma, orijinalliğini bozmamış. Tabi eski yeni karışmış artık. Bu dar sokaktan geçerdik. Tabi boyanmış, sıvanmış. Şu ağacın olduğu yerde de ahşap bir cami vardı. Burası bir balıkçı köyü eskiden. Bu köyün meydanı da burasıydı. Buradan Küçükçekmece'ye minibüsler çalışırdı. Buradan. Burası meydandı. Meydandı. Burada güzel işkembe, kelle paça ne bilirsiniz. Balaban havuz, Balaban sosyal tesisleri, yüzme havuzları. Tabii bunlar
çıkış ülkesine yapmış durumdalar. Cihangir'deyiz. Burada da kaymakamlık var. Topu müdürlüğü var. Bu binalar. Sağlık merkezi, diş sağlık merkezi. Böyle komplike bir tesis burası. Aile sağlık merkezi. Burası kaymakamlık, hükümet konağı. Birçok birimin toplandı bir bölge. Burası Cihangir. Bu bölge Marmara Caddesi, araç trafiğine kapalı alan, avcıların merkezi. Burası merkez, trafiğe kapalı, insanların rahat rahat alışveriş yapması için düzenlenmiş. Avcılar merkezdeyiz. Marmara Caddesi'nden aşağıya iniyoruz. Avcılar'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için buraya bir hatıranlık dikilmiş. Hepsine Allah rahmet eylesin. Marmara Caddesi'nin alt kısmına yaklaşıyorum. Avcılar Belediyesi önündeki yuvarlak havuzun önünde çalışmalar var. Aydınlatma yapılıyor anladığım kadarıyla. Avcılar Belediye Başkanlığı binası burası. Bölgede Kemal Paşa Mahallesi. Kemal Paşa Mahallesi'ndeyiz. Avcılar Atatürk Stadyumu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün futbol okulu. Thank you.